Eskişehir'in nabzı devam ediyor değerli izleyenler. Ali Baş, Vedat Alp ve Sezai Şen'le beraber gündemi yorumluyoruz. İlk bölümde Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve İyi Parti'yi değerlendirdik. Vedat Alp'te kalmıştık. Vedat Alp sözlerini bitirmişti diye umut ederek ben ikinci turda ilk sözü Ali Baş'a vermek istiyorum. İyi Parti'de son durum. Odunpazarı İlçe Kongresi bitti. Zafer Tuna mevcut başkan olarak tekrar seçildi. Ama il delegelerinde il başkanlığının önerdiği, Emine Edizgil'in önerdiği isimlere yer vermedi. Bu da haliyle bir Emine Edizgil ve taraflarında telaşa neden oldu. Evet Ali Baş. Şimdi tabii telaşa neden olmaktan ziyade burada bir gördüğüm kadarıyla bir anlaşma yapılmış. Ama şimdi ben kendimi Zafer Tuna'nın yerine koyuyorum. Diyorlar ki işte sen bize destek var. Tamam. İkna da ediyorlar. Ama Sayın Zafer Tuna anladığım kadarıyla ve sadece Zafer Tuna da tek başına bir kişi değil. Tabii. Yani bir burada üye var, delege var, hakim. Yani tek başına karar verecek durumda da değil anladığım kadarıyla. Yani diyelim ki Zafer Tuna Emine Edizgel'in istediği isimleri yazdı. Bu zaman Zafer Tuna seçilmeyebilirdi. Bunun garantisi var mı? Şimdi bu hakim, kim nereye hakim? Bunu bilmiyoruz. Bence Emine Edizgil gerçekten iyi bir isim. Yani isim olarak duruyordu. Ama şimdi baktığın zaman ne oldu? Bu geçmişteki politik kariyerinizde biraz geriye eksiğe düştünüz. Şu son durumda. Siyasette ben yaptım, oldu. Ben buranın lideriyim, ben bunu istiyorum derseniz bile her zaman bu iş olmuyor. Kalkıyor bir tanesi oyunu bozuyor. Yani iyi, çok değerli isimler de var. Ama olmayınca olmuyor. Demek ki bir uzlaşma gerekiyor. Ben şu tablodan gördüğüm ipler Zafer Tuna'nın de. Yani Zafer Tuna diyor ki evet ben il başkanını taşıyabilirim ama kusura bakmayın ama yanındakileri de taşıyamam demiş yani. Evet. Bu tablo mevcut tablodan bu çıkmış. Dolayısıyla delegasyonu ya da işte il yönetiminde kim olacaksa bunlarda Tuna belirleyici güç. Yani bir tahakküme girmemişler. Tam aksi durum Zafer Tuna şu anda oyunu kuran duruma gelmiş gibi teslim gözüküyor. Olmuş. Evet. Tam tabir olarak bu. Ha, odun pazarındaki tablo burada önemli. Yani belki farklı bir tablo çıkarsa orada Tepe başında düzeltiyorum. Farklı bir tablo çıkarsa o zaman yani belki Edizgil aday da olmayabilir. Ve bakın bu benzer olaylar Türkiye'nin her yerinde var. Kavgalar da çıkıyor. Çünkü daha kongre bitmeden ben her şeyi ayarladım, seçildim, evet, iş bitti falan olmuyor, dememek olmuyor lazım. Çünkü İyi Parti yükselen bir trendi var. Dı bence. Evet, var. Son dönemde var. Ama bu biraz kongreler, illerde biraz düştü ama yine de yükselen bir trendi var. Dolayısıyla herkes burada bir yer kapma kavgasında. Biraz da anlamı kadar partide de boşluk var şu anda. Gidenler gelenler bir sirkülasyon var. Parti tam bir oturmuş durumda değil. Dolayısıyla bu seçimlerden beraber, bu seçimden sonra bir partide oturacak. Yani mesela ben tabii bu benim de eksikliğim olabilir ama ben mesela İYİ Parti'nin ilçe başkanları isimlerini bilmiyordum. Hani mesela AK Parti'ninki biliyoruz, CHP'yi biliyoruz ama mesela İYİ Parti'ninkini bilmiyordum. Niye işte sürekli bir il başkanı değişiyor, o gidiyor. Sürekli bir şey değişiyor. Olmuyor. Evet. Evet. Böyle bir durum var. Öne de çıkmıyorlar. Dolayısıyla biraz daha bundan sonraki süreçte mutlaka ilçe başkanları da öne çıkacaktır. Ve milletvekillerinin tabii belirlenmesinde bu delegasyonun seçilen il yönetiminde etkisi olacaktır. Yani bütün Türkiye'de olacaktır. Bu nedenle de bu seçimler böyle kıran kırana geçiyor. Yani kimse kimseye hemen böyle bedavadan teslim alamaz. Bir de şöyle bir durum var Ali Baş, bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Şimdiden bu tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nde de var ama daha genel seçimler yapılmadan herkes bir yerel seçim telaşına düşmüş durumda. Şimdi bu İyi Parti'de de var. Bunu Emine Edizgil de zaman zaman dillendiriliyor zaten. Ben onu dillendiriyor zaten. Belediye başkan adayı olacağım yani falan var, diye. Anlatabildim mi? Şunun için dillendiriyorlar. Yani arkadaşlar koltuk sayısı az kardeşim. Koltuk sayısı az belli. Milletvekili koltuğu belli. Şimdi diyor ki ben milletvekili değilim ama öbür koltuğa şimdiden garantiliyim diyor.
İl başkanı da olursam diyor, il başkanı olarak giderim diyor yerel seçimlere. Yani bize de mesela böyle kadrolu koltuklar vardı. CHP'de de vardı. Ama ben o koltuğu istiyorum. Sabit, standart bunu istiyorsun. Şimdi bu, ya kimse mesela, insanlar beni yanlış da anlayabilir ama şimdi belediye başkanlığı seçiminde kimse Tepebaşı belediye başkanına aday olmuyor. Şimdi niye Ahmet Taş var? O olur, nasıl olsa kalır. Ya Taş sen bir ol ya. Niye olmuyorsun? Şimdi orada Kazım var. Gerçi Kazım da olunmuyor. O ayrı bir şey de. Bu durağda olunmuyor. Öyle değil mi? Bilmiyorum. Yanlış düşünüyorum. Garanti seçilir diye yapıyorlar galiba. Yani arkadaş, tamam Yılmaz Büyükerşen var ama sen de bir başvur arkadaş. Başvur. Ben de Büyükşehir Belediye Başkanı olmak istiyorum de. Başvur. Bakalım kim? Olacak. Kim? CHP'den? Kimse CHP'den. Öyle salak mı? Aklını peynir ekmekle mi yedi? Hayır. Yani. Örnek veriyorum. Mesela Büyükşehir isteyen isimler var. İstediğini de biliyoruz. Evet. Örneğin Ahmet Ataş. Hadi evet. Başvurusunu da göreyim bakalım. Yani o kadar yürek yemediler yani. Hayır mesela o da var. Mesela geçmiş... Yürek yeseler de yeter mi o yürek onu bilmiyorum da. Hayır geçmişte. Yılmaz Büyükerşen ben devam ediyorum diyecek. Evet. Bir kişi de daha ben de... Hayır, ben de istiyorum orayı. Ben sadece mevcut kişi için demiyorum. Mesela şunu diyorum. Mesela ama Ali Baş şunu söylüyor. Ya keşke böyle bir demokratik ortam olabilse. Hayır, yoksa tabii. Hayır, yok. İnsanlarda şu var. Şey, bakın, öyle bir şey yok. İnsanlarda şu var. Çok istediğini bildiğimiz insanlar başvuramıyor. Çok istediğini canı gönülden şey olduğunu, onu hırs yaptığını bildiğimiz insanlar başvuramıyor. Yüreği göstermiyor da ben nasıl göstereyim ya da sokaktaki şimdi adam nasıl göstersin? Var. Geçmiş dönemde Aydın Güngör CHP'den iki dönem Büyükşehir adayı oldu. Yılmaz Büyükerşen'in de karşısında oldu. Evet. Yılmaz Büyükerşen CHP'ye geçti, adaylık başvurusu yapmadı. Başvur, iki dönem, üçüncü dönemde de başvur. Burada da bir de şu da var galiba. Demek örnek verdiğim bu yani. Baskın benim. Karakter diye bir şey var. Yılmaz Büyükerşen aday oluyor, kazanıyor. Aday evet. oluyor, kazanıyor. Abi şimdi bak. Demek ki millet yani kendini o kadar şans görmüyor. O başka bir şey. Ama şimdi alt belediye başkanlarını da dahil olmak üzere tüm belediye başkanlarının adaylarını belirleyebilecek bir güce sahip Yılmaz Büyükerşen'den söz ediyorsunuz. Evet. Sadece kendi şey değil. Tepebaşı, Odunpazarı hatta Çifteler, Sivrihisar belirleyici ilk daha geç milletvekili listesinde genel başkanın sana emanet ediyorum dediği bir isimden söz ediyorsunuz. Ve merkez yoklaması var. Ön seçim olsa değişebilir. Karşısına çok isteyenlerden çıkan olabilir. Ama merkez yoklaması var. Ve genel merkezde hocam Eskişehir size emanet ediyorum diyen bir genel başkan var. Bunun için bir yürek yetmez. Bayağı yani bir sürü yürek. Hayır, beni söyledim şu. Vedat yani bu söyledim şu. Anladım da. Yani sembolik de olsa başvur. Abi o. Sembolik de olsa başvur arkadaş. Onun için de izin alması lazım. Sembolik için de. Evet. Yani ne diyeyim hocam ben karşınıza aday oluyorum. Ya oraya değil tabii ki de hani şimdi de bir realite var. Yani şimdi biliyorsa hepsi şey bir vazgeçse de hani hoca ben aday değilim dese de çok kişi bekliyor. Millet çürüdü insanlar hakkı diye. Bende diyen hani şeydir diye sıra bende hakkım benim hakkım diyen bir sürü kişi var. Yani peki, öbürlerini evet. boş ver dışarıda. Peki Ali Baş tamam. Sözleriniz tamam. Evet Sezai Bey sizdeyiz. İyi Parti'deyiz. İYİ Parti'de Odunpazarı ilçe kongresi sonucu itibariyle beklenildiği gibi oldu. Yani Zafer Tuna tek aday olarak girdi, kazandı. Ancak tabii beklenilmeyen şeyleri de Vedat Bey ayrıntılarıyla birlikte az önce açıkladı. Yani Emine Edizgil'in listesini toptancı bir anlayışla çizdi diyelim Zafer Tuna. Şimdi burada belki şeye biraz katılıyorum yani tek adayın olduğu zaman belki heyecan biraz düşük oluyor, katılım belki bu yüzden az oluyor ama işte CHP'den örnek verdi Vedat Bey. Yani bazı partilerde de adayın kaç kişi olduğuna bakılmıyor. İYİ Parti de yani buradaki aday düşüklüğü mü var, heyecan az mı? Bu soruların cevabını aslında Tepebaşı İlçe Kongresi pazar günü gerçekleştiği zaman muhtemelen göreceğiz. Çünkü orada bir aday yok, iki aday olacak. Evet. Doğal olarak eğer orada talep yüksek olursa, yani katılım yüksek olursa bence o kongrede katılım yüksek yani olur. O zaman diyeceğiz ki evet ya Odunpazarı ilçe kongresinde de aslında aday olsaymış. Orada da belki katılım yüksek ama şimdi Vedat Bey'in aslında saydığı işte delegeler, evet. il yönetim kurulundakiler, doğal delegeler, bunların hepsini hesap ettiğiniz zaman yani ortada katılım her halükarda düşük.
Evet. Bu yani Zafer Tuna adına da aslında bir olumsuz şey. İkisi adına da. Ha, yani başkan adına da yani. Tabii canım, yani sadece bir kişi adına kötü değil bu. Yani Emine Hanım için tabii ki ortaya çıkan manzara, özel imajına tabii ki biraz şey yapmış olabilir. Darbe vurmuş olabilir. Hatta heyecana sebep olmuşlardır belki. Ne yapacaklarını şaşırmış da olabilirler. Onu tam bilemiyoruz ama şimdi burada biz tabii tartışmaları falan yaparken bazı notlar falan iletilmiş. Şimdi mesela bu Zafer Tuna bir toplantı yapmış. Yani bu yeni seçilen delegelerle galiba. Ya onlar da işte niye böyle olduğunu falan sormuşlar. Ne anlamda niye böyle oldu derken? Yani kimse tabii ki böyle bir sonuç beklemiyormuş. Yani doğal olarak herkes ayrı. İl yöneticilerinin delege yapılmamasına ilişkin. Tabii tabii. Yani o mesele, şikayet yani, mi yapıyorlar? Şikayet mi yapmıyorlar. Yani niye, sadece merak ediyorlar. Hı. O da işte yani biz yöneteceğiz bundan sonra burayı. Yani ili de onlar yönetecek. Tabii ki şöyle mesela başka bir il başkanı adayı çıkarmayı da düşünüyorlarmış. Yani bize gelen notlarda o da var. İsim de veriyorlar hatta. Hulusi. Kehanet gerçek oluyor. Hulusi abi. Ayrancı. Yok yok, o tepe başında. Bir de yok. Hüseyin Arabacı, iki tane isim vermişler. Hüseyin Arabacı'nın özellikle daha önceden Bilecik'ten, MHP'den milletvekili galiba olmuş bir isimmiş. Ve bu ismin özellikle ilk planda düşünüldüğünü söylüyorlar. Şey var şimdi, o Hulusi Ayrancı Tepebaş üyesi. Şimdi orada Batıkent'te hanımı da Emine Dizgil'in yönetim kurulunda. Evet, hanımı herhalde şey Tepebaşı'ndan aday gösterilecekti bir ara, yanlış hatırlamıyorsam. İşte ama sonradan vazgeçildi galiba. Şimdi diyelim ki Tepebaşı'nda da karşı taraf kazandı. Aşağı yukarı bir denklik meydana gelmiş olur. Ama bu tabii ki Zafer Tuna'nın şu an elde etmiş olduğu gücü azaltmaz. Pazarlık gücünü azaltmaz. Daha da kuvvetlidir. Tabii tabii. Şey yapacak. Öbürü kazanırsa yani, biraz... Yani Zafer Tuna nihayetinde şu anda gerçekten de eğer isterse burada birçok şeyi yapabilir. Yani kilit konumda. Şey açısı adına. Emine Dizgil ve ekibinin kaderi, Ali'nin dediği ipleri onun elinde. Evet. Öbürü yapamaz, öbürlerine. Yani şimdi anlaşacak mı iki taraf? Yoksa hayır, belki karşı taraftan da çok iyi bir teklif gelir şeye. Belli olmaz, Zafer beraber Tuna'ya gelelim derler canım. Karşı taraf der, ben yarısını vereyim sana yöneticilerin. Hayır, belli olmaz. Yani tamam şey o olarak. Diyemez mi? Biraz karşı çıkıyorlar tabii yaptıklarına. Emine Dizgil ama tarafı hepsini vermek zorunda kalır. Kurultay delegeliği var bir de, onlar falan hepsini Zafer Tuna kim istiyorsa onu yapar. Yapar. Yani İyi Parti açısından iyi olmayan bir şey çıktı ama bu hayra vesile olur mu orasını göreceğiz tepe başından sonra. Yani belki de tepe başında çıkan sonuçtan sonra belki yani Emine Hanım şey de yapabilir. Yani ben aday olmasam galiba daha iyi olacak diye düşünebilir. Ya bir de şöyle bir durum var. Demek ki genel merkez Zafer Tuna'yı çağırmasaydı, Emine Edizgil'e destek ver demeseydi, Emine Edizgil daha kongre başlamadan aday olamayacakmış. Hiçbir gücü yokmuş. Bunu gördük parti içinde. Tabii. Arslan Kabukçoğlu'nun da öyle bir ağırlığı yokmuş. İkisi beraber. Ya onu gördük. Böyle bir durum var. Yani ya tabii şöyle bir yorumda bulmuştuk hatırlarsanız. Yani özellikle Sayın Vekil'in partililere yaklaşımının çok olumsuz olduğunu, bunun da önemli tepkilere neden olduğunu söylemiştik. Bu halen devam ediyor. Yani Aslan Kabukçoğlu şey oldu bence, belirleyici oldu bazı şeylerde. Onu da söylemiştik. Demiştik ki olumsuz yönde belirleyici olacak yani. Evet. Olumlu yönde değil. Tepe başındaki yani bu pazar günü muhtemelen İl Kongresi'nin sonucu da belki belli olabilir duruma göre. Emine Hanım'ın kararını etkileyecek esas şey, netleşecektir. Yani pazartesi, salı günü belki çok farklı gelişmeler olabilir İyi Parti kanadında. Peki. İyi Parti'yi bitirdik mi Sezai Bey? Yani şimdilik bunlar. Peki. Şimdi şöyle bir önerim var. AK Parti'yi konuşamadık. Ama AK Parti'yi konuşursak vaktimiz kalmayacak. Çok da fazla bir gelişme yok AK Parti'de. Hayır, bildiğimiz bir tek Hakan Çizmelioğlu net bir açıklama yaptı. Ben adayım, aday olmak istiyorum dedi. Hiç böyle bir sözlü beyanı olmamıştı. Biliyorduk adaylık turlarına çıkmıştı filan ama böyle bir açıklaması var. Bunu izleyenlerimize duyuralım. Hakan Çizmelioğlu aday olacağını, aday olmak istediğini resmen söyledi.
Ha bir de şey var, ben onu söyleyeyim. Çok kısa. Hayır, isim söyleyeceğim sadece. Aday adaylığını açıklayan bir isim var sosyal medya hesabından. Evet. Canan Dağaşan, Eskişehir Özel Sporcular Spor Kulübü'nün başkanı. Aynı zamanda Özel Sporcular Federasyonu'nun Eskişehir İl Temsilcisi. O sosyal medya hesabından. AK Partili mi? AK Partili. Değiştirmediyse bilmiyorum. Peki, öyle parti belki bağımsız olur. Partisini yazmamış hangi partiden aday olduğunu da. Ama böyle bir açıklaması var. Evet. Peki. Şimdi eğer önerim şu, kabul ederseniz Hal Camii'yi konuşalım. AK Parti'den ziyade. AK Parti'yi gelecek haftaya bırakalım. Ali Baş, evet. Ne dersiniz? Olur. Peki. Ben ilk sözü Ali Baş'a vermek istiyorum. Şimdi öncelikle... Berat abi, Berat yok abi, yok esas orada camici var diyorsun. Ali Baş'la. Ali Baş'la başlamak istiyorum. Şimdi şöyle bir durum var. Aslında vatandaşlar da tam bilmiyor. Eğitim bir senin açıklamasıyla ortaya çıktı İbrahim Akar. Bir açıklama yaptı. Dedi ki Tepebaşı Belediyesi Hal Camii'yi yıkacak. Bunun ardından Tepebaşı Belediyesi bir açıklama yaptı. Böyle bir durum söz konusu bile değil dedi. Daha sonra iş Büyükşehir'e doğru uzandı. Büyükşehir Belediyesi bu camiyi buradan kaldırmak istiyor dendi. Yani iki taraf arasında böyle bir atışma var. Sonra Hal Camii'nin önünde yine kardeşlik platformu Suzan'ın da olduğu belediyenin önünde toplandığı gibi bu sefer Hal Camii'nin önünde toplandı. Biraz daha geniş bir kalabalık vardı. Ama toplanan isimler yine aynı isimler idi. Ama aslında ben sizden Ali Baş şunu istiyorum. Bu işin perde arkası ne? Yani Büyükşehir Belediye Meclisi de bu durum ortaya çıkmış. Bir imar planı değişikliği söz konusu olmuş. İkisinde de var ama. İmar bir planı birlikte de var. Evet, imar planı Tepebaşı'nda da Büyükşehir'de de imar planı değişikliğiyle beraber Hal Camii'nin yıkılacağı iddiası ortaya çıkmış. Peki bu imar planı değişikliği sırasında AK Partililer Hal Camii burada siz böyle bir şeyi nasıl yaparsınız ya da oraya bir şerh koymamış, orada dillendirmemiş. Şimdi bu iş patlamış gitmiş. Vatandaşlara şöyle bu konuyu net bir biçimde bir izah edebilir misiniz önce? İzah edeyim. Şimdi bu insanlarda şöyle bir şey var. Yani bu evet bu planlarda geçmiş. Bu var. Fakat zannediyorlar ki hemen belediye dozeri dayadı buraya. Bunu yıkacak. Böyle bir şey söz konusu değil. Niye söz konusu değil? Çünkü bu imar planlarında diyor ki burası işte yol ve ticaret alanı falan oldu. Bilmiyorum işte Vedat abi geçmişte belediye mensubiyeti de yaptı. Yani Eskişehir'de yol olarak ayrılan o kadar çok yer var ki. Yani 30 sene önceki planlarda yol olarak ayrılmış alanlar var. Buraları bir açın bakalım da sıra buraya gelsin. Tabii. Hiçbir açılmadı ki. En basit örneğini atayım. Bunu her programda söylüyorum ben. İşte seyir trafiği var diyorsun ya. Biliyorsun işte Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi'ni Cengiz Topa ile bağlayan aradaki Nayman Sokak. Meşhur. Burası ben bildim bilesi imar planlarında 12 metre genişliyor. Hadi yıkalım. Yok o mahkemeden döndü o. Ha neyse yani bu dönüyor ama... da imar. Burası dönebilir. Burada şunu diyorlar tapusu yok diyor bildiğim kadarıyla şimdi caminin. Tapu olayı şu. Benim bildiğim bu caminin hissedarları var. Yani özel mülkiyetin üzerinde. Bu benim şahsi kanaatim. Daha önceki birkaç, yani tek bir son planlamalı değil bu. Yani 98'lerde, 2000'lerde yapılan planlarda da burası bir sıkıntılı. Ama o zaman belediye 2000'li yıllarda bu 18 uygulaması yapıldığı zaman bu camiyi kurtarabilirlerdi. Yani evet. Camiyi yapardın 18 uygulaması yaptığın zaman bakardın, kamulaştırdın, bir şey yapardın, kurtarabilirdin. Yapılmamış o dönem. Ha şimdi diyorlar ki bu hemen yapılacak değil diye. Belediyenin açıklaması şu. Belediye diyor ki evet arkadaş burada böyle bir durum söz konusu yıkılacak ama biz bunun yerine önce bir cami yapacağız. Cami yapacağız. Ondan sonra burayı yıkacağız. Hani bunun için de bence o kadar uzun bir zaman alır ki bunu yapması. Bu Türkiye'de Eskişehir'de işler böyle hızlı yürümüyor. Ha nereye yapacak? İşte fabrikalar bölgesi diyorlar. Orada bir yeşil alan bulunmuş mu bilmiyorum.
Onun üzerinden inşa edecekler. Böyle bir durum söz konusu. Şimdi ben Hal Cami tabi bilinen şöyle bir şey. Eskiden Sarmaşıklı Cami de deniyor. Bu çok tarihi falan bir cami değil. Fakat bu caminin benim bildiğim 65'lerde yapılıyor. Betonarme bir bina. Ama caminin kubbesi mimari açıdan, bakın Eskişehirli mimarlara sorun. Bilenler varsa arasına. Mimari açıdan çok hoştur. Ayrıcalıklıdır o kubbesi. Evet. Güzel de bir kubbesi vardır. Yani her camide yok o. O oranın öyle bir güzel yapmış. Yani onun mimarı kimse tebrik ederim ben. Öyle hoş güzel bir kubbesi var. Şimdi camiyi... Belki o kubbeyi alıp yeni yere camiyi, şey yaparlar. Arkadaş camiyi yıkmak zorunda değiliz. Bakın şimdi diyorsun ki sen orası ticaret alanı oldu burası diyorsun. Turizm ve ticaret. Turizm ve ticaret diyorsun değil mi? Müze yap kardeşim. İlla bir şey yapacaksın. Yıkmana gerek yok. Müze yap. Kat çıkamaz o zaman. Otel yapamaz. Otel yapamaz diyorsun. Ha müze yaparsın. Turizmse müze yap. Yapabilirsin. Yani şimdi Ayasofya nasıl? Ayasofya aynı zamanda da müze biliyorsun. Hem müze hem cami. Evet. Yapabilirsin. Yani bu yıkmak zorunda değiliz illa. Ha bir de tabii bu hissedarları da var anladığım kadarıyla bu caminin. Hissedarlar ne diyor? Şu onları bulmak lazım. Kaç hissedarı var? Kaç kişi var? Sanırım bir de o Eskişehir'in meşhur müteahhitlerinden. Onun da yanında bir parseli var. Ahmet Özsoy'un. Yanlış da söyleyebilirim. Yani yandaki parselde onun. Orada da bir sıkıntı var. Dolayısıyla burayı benim gördüğüm kadarıyla belediyenin hemen hop arkadaş dolayı dayıyorum ben buraya yıkacağım olayı yok. Önce fabrikalar bölgesinde bir yer bulacaklar. Camiyi yapacaklar. Camiyi yapacaklar. Sonra burayı yıkarlar mı? Yıkmazlar mı? Bana kalırsa yıkma arkadaş. Kalsın. Gerek de yok. Ha, hani sanki şöyle bir şey de gelmesin. Arkadaş İstanbul'da da var. Yani defalarca bir sürü cami yıkıldı. Yerine başka bir yapıldı. Ha burada ihtiyaç da var yalnız. Bu bölgede baktığı zaman bir Yeni Bağlar Camisi var. Bilmiyorum Vedat abi değil mi? Selam sen biliyorsun. Bir Yeni Bağlar Camii var. Eski Bağlar'da. Pazartesi pazarından gelince evet. Sağa dönünce var. Başka da o bulvar ve devamında şeye kadar Sivrisar Caddesi'ne kadar yok. Başka Aytaş Caddesi'nde var. Yeni Bağlar'da var. Aytaş'ta var. Eski Bağlar'da var. Hemen Pazartesi pazarından giriyorsun, evet. Sağa dönüyorsun. Ama o tam merkezde evet. Bir cami yani, yok. Evet. Onun için bence de kalabilir o. Yani kalması lazım. Yani bu mesela çok Espark yapılırken bile o planlamalar yapılırdı. Benim bu konuda söyleyeceklerim bunlar. Eskişehirliler böyle müstede olsunlar. Yani hemen hop kardeşim ben kepçeyi yarın dayıyorum falan böyle bir şey yok. Alıştır alıştır olur diyorsunuz yani. Ha bu arkadaş ne zaman yapacaksın sen bunu? Yani peki bu tartışmayı niye yaratıyor? Ya evet ben de onu diyorum. Kim yaratıyor? Kim yarattı? Hayır bunun gibi yıkılacak olan. Mesela şimdi ben şimdi bir şey daha söyleyeyim. Peki bir şey soracağım size. Yani şimdi o Hal Camisi'nin önünde yapılan protesto gösterisinde AK Partililer de vardı. Peki bu planlar değiştirilirken karşı oy vermişler de o zaman niye dillendirmemişler? Hayır bu bütün burada zaten. Burada cami var. Bak, ya sadece camiye. Ona şer koyalım ya, falan bir sürüsünü dinlemiyor. Camiye tamam, özel bir şey değil ki bu. Camiye özel nokta atışı değil ki. Genel bir planlama içinde bu da gidiyor. Peki. Görmüyorsun. Ya bu. Ya şimdi ben mesela şunu söyleyeyim. Çoğu kişi bilmez. Beşevler Mahallesi'nde de var bir cami. Özel mülkiyette benzer. Yakında o da çıkar. Ben daha şey söyleyeyim. Mesela bizim dedemiz de vermiş zamanında bir arsamız var. Cami bizim şeyin içinde vergisini ödüyoruz. Şimdi bu öldürmemişiz. Arsanın içinde. Arsanın içinde. Şimdi bu Türkiye'deki camilerin hepsi böyle. Çoğu peki. Böyle. Hepsi böyle demeyeyim. Çoğu böyle. Peki. Ali Baş tamam mıyız? Tamamız. Sezer sonra Şen, tekrar konuşabiliriz. Sizdeyim. Evet. İlginç bir tartışma. Şimdi aslında insanların karşı çıktığı şey yani caminin yıkılıp yıkılmamasından daha ziyade hani diyorlar ya ilk önce camiyi biz başka bir yere yapacağız sonra bu cami yıkılacak. Yeni caminin yani yapılması düşünülen caminin nereye yapılacağı esas. Yani mesela insanların birçoğu şöyle düşünüyor muhtemelen yani o bölgede çünkü cami yapılabilecek çok uygun bir yerde yok yani sıkıntılı bir bölge. Doğal olarak onu kaldırdığın zaman muhtemelen uzak bir bölgede şey yapacaksın yani camiyi çok uzak bir bölgede yapabileceksin ancak. İnsanlarda böyle bir endişe var. Diğer yandan belediyenin açıklaması, şimdi Tepebaşı Belediyesi ön aldı yani İbrahim Akar'ın açıklamasından sonra.
Ama aslında şimdi şeyin açıklamasını ben dinledim. AK Partili grup sözcüsü, Tepebaşı Grup Başkan Vekili Mustafa Birsen'in mesela onun anlattığına göre bu en son Büyükşehir Belediyesi'nden çıkan karardan sonra aslında bu tartışmalar gündeme giriyor. Evet, anında gündeme gelmiyor ama ya biraz gecikmeli de olsa esas ondan sonra gündeme geliyor. Çünkü yani sıkıntı şu. Şimdi Ali Bey dedi ki yani gerek yok. Yani birçok insan da böyle düşünüyor. Yani sen oraya ne yapacaksın? Mesela işte diyelim ki ticaret ve turizm alanı diyorsun. İşte otel mi yapacaksın? Ticaret merkezi mi yapacaksın? Şimdi orada zaten tek bir yer yok. Yani sadece cami yok. Caminin devamında da muhtemelen yıkılması planlanan yerler var. Aslında o bölgeyi olduğu gibi değiştirmek istiyorlar muhtemelen. Tabii arkasında tek katlı minik böyle yani, izbe yerler var. Şimdi, dükkan gibi kullanılıyor. Tabii. Şimdi 61 yılında, 62 yılında başlanıp yapılmış bir cami var. Muhtemelen 67 yılından itibaren hizmet etmeye başlamış. Doğal olarak şöyle bir sıkıntı var. Yani cami mesela bir depreme dayanıksız yapılmıştır vesaire denip de o maksatta yıkılmak istenseydi tepkiler muhtemelen bu kadar çok olmayacaktı. İkincisi mesela diyelim ki caminin yerine diyelim ki işte eğitim kurumu, mesela hastane gibi sosyal donatılar yapılmış olsa muhtemelen yine tepkiler bu kadar çıkmayacaktı. Ben şuna şaşırdım. Yani tam da işte diyelim ki önemli bir seçime giderken böyle bir tartışmanın başlatılmasına ne gerek vardı? Ama siyaset yapıyorlar işte. Hayır, siyaset de bunun mesela bakın daha önce siz demiştiniz ya bu zam meseleleri işte suya zam bundan siyaseten kimse faydalanabilir mi falan. Ondan faydalanabileceklerini düşünüyorum ama bundan yani CHP kaybeder, oy kaybeder yani. Çünkü bu tür şeylerde maneviyatla alakalı hususlarda insanlarımızın önemli bir bölümü çok daha fazla hassas. Yani herhangi bir şekilde dokunulmasını istemiyor. Yani hatta ona ne kadar mantıklı gerekçe sunarsan sun bir bölümü onları dinlemiyor bile. Yani insanlarımızın bir kısmı da böyle. Ya bu hassasiyetlerini bir kenara atabilir miyiz? Yine tırnak içinde CHP zihniyeti diyenler olacak. Tabii canım yani. Peki bir de tersten soralım. Mesela Sezai Bey böyle bir durumu AK Parti yaptığını düşünün. Hayal edelim AK Partili bir belediye, Büyükşehir Belediyesi ve Tepebaşı Belediyesi aynı şeyi bir AK Partili belediye yaptı diyelim. O caminin önüne giden aynı isimler yine gider miydi? Mesela AK Parti'nin ilçe başkanları, şöyle, il başkanı gider miydi AK Parti belediyesi? Tabii ki kendi yapacağı şeye partililerin ya da mesela Eğitim Birsen. Ama onun haricindekiler gider. Yani şeyde bu tür yerlerde partiyi falan çok fazla umursamazlar yani kimin partisi olduğunu. Ama tabii ki AK Partililerin yani yönetimde görev alanlar, işte partiye çok yakın olanlar, onlar tabii ki gitmezdi. Doğal olarak gitmez. İşte MHP'den, Büyük Birlik'ten yani ittifak içinde olup da birlikte katılanlar varsa onlar da gitmezdi. Ama onun haricinde vatandaş yani bu tür şeylerde partiyi çok fazla umursamaz. Yani mesela cami konusu hassas bir konudur bizim ülkemizde. Yani ona bir de yani tabii bunun nasıl kamuoyuna yansıtıldığı zorunlu değilse önemli. Dokunma. Tabii yani hemen diyor ki camime dokunma. Zaten sloganlar atıldı. Biz oraya da gittik. Bu sefer katılım mesela Suzan'ın protestodan çok fazla. Tabii yani ben Eskişehir'de bu minvalde yapılan mesela daha önceden bu içkili yerlerle alakalı meselelerde de bir protesto gerçekleştirilmişti. Atatürk Bulvarı'na yakın bir yerde. Mesela oradakinden çok çok fazlaydı katılım. Tabii. Yani bu az önce aslında söylediğimiz şey yani cami konusundaki hassasiyetin toplumda çok daha büyük bir karşılığının olduğunu gösteriyor. İşte ben bak şunu söylemek istiyorum. Yani böyle bir tartışmanın normalde seçime giderken CHP'ye oy kaybettirebileceği hiç mi düşünülmedi acaba? Ya şimdi oy kaybettirir mi o ayrı bir şey. Yani burada tabii bir tartışma yapılıyor. Yani oy kaybettirir. Çünkü belediye bunu açık söylüyor. Arkadaş ben yeni cami yapmadan bunu yıkmayacağım diyor. Bunu niye yıkıyorsun işte mesele orada. Sıkıntı bu zaten. Şimdi, yani insanlar... Çünkü plana uyacağım ben. Hayır bakın insanlar, ya. Başta da söyledim. Şeyin cami yıkılabilir, mahsuru yok. Ama örnek veriyorum hemen yanına yeni bir cami yapacaksan hay hay yık diyor. Evet. Yani oradaki sıkıntı sen diyor bunu diyor götüreceksin çok uzakta bir yerlere bu bölgeyi camisiz bırakacaksın.
Yani insanların esas derdi bu. Yani aslında bu siyaseten falan kullanılan bir şey değil. Oraya siyasilerin gelmesi farklı bir şey. Yani insanların derdi ben bunu siyaseten kullanayım değil. Yani oraya gelen insanların önemli bir bölümü siyasette bir alakası yok. Yani bu konuda. Başka konularda olabilir ama bu konuda yani siyaset yapmıyorlar. Yani bunu yapan işte az önce siz sordunuz ya AK Partili bir belediye olsa oradakilerin %70'i ona da karşı çıkacaktı. Çıkardı. %30'u da politikacılar zaten gelmez. Yani il başkanı gidecek hali yok. Tabii canım il başkanı yani. gidecek hali yok. Ama samimi politika diyoruz yani. Hayır, hepsine git. Ya şimdi o ayrı bir konu. İl belediye başkanı AKP'li olacak. Zaten il başkanı o karar sürecinin içinde olur. Şey gibi değil ki. CHP il başkanının haberi yoktur. Yani orada o peki, oluyor. Sezai Bey'den devam edelim. Yani. Ama şöyle bir şey var. Yani bu konuda bir şey yapılabilir. Yani toplumu teskin edebilecek yani özellikle Büyükşehir Belediyesi kanadından bir açıklama yapılabilir. Yaparlar mı orasını ben bilemem. Sanırım tabii. Yarın meclis toplantısı var. Tabii Büyükşehir'in yani, herhalde orada bu konu tartışılacaktır. Muhtemelen tartışmalar olacaktır. Tartışmaları şu an itibariyle yani daha da alevlendirmenin çok bir anlamı olduğunu düşünmüyorum zaten. Peki. Çözüm yani, ne olur? Çözüm. Yani ne caminin yapılmalı? Yıkılması mutlaka gerekli olan bir şey değil. Ne yapılmalı Sezai Bey? Mesela Ali Bey bir öneri verdi. Orası turizm ve ticaret alanı. O halde orayı ya şöyle bir hem şey, müze bu zaten hem çok, cami olarak kullanan daha hem daha turistik önce, hem yani dini. Şu son karara kadar orası zaten şeymiş. Yani cami ibadet alanı olarak görünüyormuş zaten. Bu en son kararı da değiştirilmiş zaten ticaret yani, ve turizm alanı değil, olarak. Değil. Önceden de vardı. Yani bütün planlarda bir sıkıntı vardı. Şimdi şöyle Tepebaşı Belediyesi'nin gönderdiği açıklamaya göre yani en son yapılan şey bu. Düzenleme böyle. Yani daha önce farklı şekildeymiş ama sonradan bunu bu şekle dönüştürmüşler. En son toplantıda. Peki. Vedat Bey, ya bunun zaten başlangıcı şeye dayanıyor. Bu açıklamayı da yapan Tepebaşı Belediyesi olduğuna göre bunun isteyen o zaten. Şimdi 1/5000'lik planlar rezerve edildi ya, revize edildi. O revize edilirken bu yapılıyor. Mahkemeye götürüyor zaten. AKP İl Başkanı Zihni Çalışkan'ın dediği gibi önce onlar mahkemeye veriyor. Sonra o mahkeme devam ederken il müftülüğü bu plana itiraz ediyor. O itiraz da reddoluyor. Askıya asılan şeyler. Askıya çıkarılıyorlar plana. Belki o zaman ortaya çıkmıştır. Onu da reddediyorlar. Ondan sonra bu kıyamet kopuyor. Anlatabildim mi? Şimdi burada mesele bu. Zihni Çalışkan bunu da mahkemeye taşıdı. Sadece bu tabii, konuyu mahkemeye. O mahkemeye taşıyor. Gitti. Ha şu tartışılır. Mahkemeye taşırken niye açıklama yapmadın? Onlar gerçi genel sadece buna değil şeye toptan taşıyorlar. Revizyon yapıyorlar. Yani revizyona karşılar. Orada bölge sadece bu cami sorunu yok. Başka sıkıntılar da var. De var. Hepsini birden yapacağız. Bunlara yapacak. Onların yettiği o. Burada ama öne çıkan şimdi cami çıktı. Şimdi Sezai arkadaşının söylediklerinin büyük bölümüne katılıyorum. Camiler yıkılamaz değil, yıkılır. Önemli olan neden sorusu. Neden yıkıyorsun? Şimdi yerine getirdin. Yol genişlemez bir kere. O yol genişlemez. Cami yıksan Haller Gençlik Merkezi var. Tabii. Sit alanı. Sit ilan edilmiş tescilli alan. Onu yıkmayınca o caminin orayı yıkıp yolu genişletmenin yani orada tam aksine sakınca yaratır. Şimdi orada zaten kamulaştırma yapmak... Genişlikten geleceksin oraya yol daralacak. Yani orada kamulaştırma yapmak gerekirse bir de mesela... Hayır abi sıkıntılı olur. Şundan aşaması şey. Kamulaştırma değil. Haller Gençlik Merkezi'ni yıkamadıktan sonra o caddeyi o geçide kadar yani şimdi artık... Ama yıksan ne olacak ki şu kadarcık mesafe? Hayır, ulus anıtına kadar o caddeyi genişletemezsin. Anlatabildim mi? Orada evet. O yolun genişleme ihtiyacı vardır yoktur tartışılır. Ama genişletmek istiyorsan önündeki tek engel cami değil. Ondan onu da geçince Haller Gençlik Merkezi. Böyle bir niyet yok. Yazsan ya da yok imkan yok de gibi yok. Yani şu an. Hayır neden o olamaz. Yani caminin yıkılma nedeni burada trafik sıkışıklığı var. Biz ona çözüm bulmak için bu yolu geliştirdik. Ya trafik sıkışıklığı var. O zaman S-Park'ı niye yaptılar ya? Öyle bir dert var mı? Basçık yaptı mı zaten? S-Park'ın yanına yeni bir daha yoğunluk oluşturacaklar ya daha geçti. Neyse. Evet. Hocaya rağmen geçirdiler ya. Hoca istemediği halde geçirdiler. O da ayrı bir şey. Şimdi ben şunu okuyayım bak. Bu şeyi yanlış. Nereye? Abi belediyenin açıklaması. Evet. Diyor ki söz konusu Hal Cami 1998 onaylı imar planında
yol ve konu sahasına isabet etmektedir. Yani 98'de de yol ve konuda isabet ediyor. Ama tabi bu isabet etmesi bir şey olmuyor. Yine 2000 tarihli ve 2004 tarihli 1/1000 ölçekli imar planında da yol ve konu sahasına isabet ediyor. Evet. Geçiyorlar. 2022 yılı 1/5000 ölçekli revizyon imar planında da yol ve ticaret konut turizm alanına isabet etmektedir. He. Bunu yapıyor. Şimdi ben de diyorum ki bunu benim demin söylediğim planlarken belediye daha önce 2004 yılında kim belediye başkanı gerçekten bilmiyorum. Sarıoğlu mu yoksa Ataç mı bilmiyorum. 2004 yılında bu 1/1000 ölçekli planları yaparken 18 uygulaması yaparken bu camiyi kurtarabilirlerdi. Ya oraya uygulanmadı. Abi şey oldu ya o İbiş Otel'in olduğu evet, yere evet. falan değiştirdiler. Burayı ayrı buldular. Hatta birileri de oradan mülk toplamıştı. Burayı o tartışma şey alanı ilan ederken sit alanı böyle bir orada ay çizmişlerdi. Orayı evet. atlayıp İbiş Otel ve Haller Gençlik Merkezi'ne gelmiş. İsim zaman, vermeyelim. O zaman marka, ben yazmıştım. Marka yani otel. Vermeyelim. Hayır otel zaten şey sit alanı yani o tescilli bina. Onun yanında Haller Gençlik Merkezi tescilli bina. Buradan şöyle bir şey çizmişlerdi. L çizmişlerdi. O zaman da yazmıştım. Güzel ben çizmişler. Neyse güzel çizmişler. Burayı sonradan planlamak için yapmışlardı. Öbür planlamanın içine almamışlardı. Neyse orada değil. Onun tartışma. Kurtarma kurtarması. Bu son şeye geldiği zaman. Şu sakat bunu yapacaksan yanlış. Şu an o caminin yeri çok kıymetli. Evet. Ha, orayı yıkıp otel için yapacaksan yani rant elde edeceksen bu yanlış. İster yeni cami yap, ister yaparsın ver müteahhide kat karşılığı ver yeni camiyi bedava yapar. Hediye yapar o oteli ver. Şöyle bir şey. Altını ticaret merkezi üstüne otel şu an otel için en uygun yer orası. Evet. Şöyle bir şey daha ekleyeyim hemen. Şimdi anlatabilir miyim? Bu sıkıntılı. Onu diyorlar mı? Hani şey demiyor zaten yenisi yapılınca yıkılacak. Tabii. Yani bizim bunun niyetimiz turizm eklemişler onun amacı da belli. Otel yapacaksın. Kendin yapmayacaksın, vereceksin oradaki öbür arazi sahip falan birleştireceksin. Neyse öbür şeyin yapıldığı gibi, onun mahkemesi sürüyor hala. Haller Gençlik Merkezi'nin karşısına yapıldığı gibi vereceksin. Yolu iyice zorlayacaksın. Ya yol hikaye. Abi yoğunluğu arttıracaksın zaten. Yolun gelişlemesi önemli değil ki. Yoğunluğu arttıracaksın. İkincisi, şunu dönüştürülmesi yanlıştır. Yani bir caminin rant için... Daha fazla rant elde etmek için bu şey kamu yararı yok. Bu caminin yıkılması Sezai Aksa'nın dediği gibi oraya kreş mi yapacaksın? Oraya bilmem ne sağlık merkezi mi yapacaksın? O zaman tartışırız. Kütüphane mi yapacaksın? Onu tartışırız ama ne yapacaksın sen? Kamu yararı olmayan bir caminin çok değerli tabii. Başka bir caminin yeri tartışılır. Yakınlarda başka bir alanı mesela sen otel yapılmıştı. Onun gibi bir şey mi olacak? Onun gibi. Zaten turizm başka bir şey yok ki. Turizm sonradan olacak. Eklemişler işte. Gençlik merkezi olacak değil ya. Haller Gençlik Merkezi'nin devamını yapacak değil ki. Ya müze güzel olur. Müze. Abi müzesine. Sanat galerisi. Ya yapmayın bunu tartışmayın. Bunun için. Şimdi onu dediğin zaman yenisini zaten ona kim verdilerse müsahibi hemen daha iki cami yapar. Bir cami değil. İki tane cami yapıp hediye eder. Mülkün sahibine alakalı bir şey söyleyeyim. Ya önemli değil. Mülk sahibi onu değil. Burası caminin yeri. Küçük de bir yer değil. Öbür mülklere gerek yok. Oraya bile sığar onu sığdırırlar. Ha onu alacak müteahhit bir değil iki cami yapar hediye eder. Mülk sahibini merak ettim. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi %49'u derneğe aitmiş oranın. Hangi dernek? Cami Derneği. Cami Derneği. Üç şahsınmış evet. Diğer önemli bir bölümü. Biraz da belediyenin payı var. O da hani yol payı diyoruz ya. O da belediyenin payı. Bu şekildeymiş. Peki oradaki mesela orada yıkılmasını isteyen var mı? Üçü arasında mı? Dernek istemez. Yok şahısların böyle bir onayı olduğunu söylemediler. Peki. Ya yapılırken neden şey olmuşlardır da şartlı bağış yapıyorsun tabii. Cami yapıyorsun. Ya o şahısların da dernek mirasçıları var yalnız. Dernek sonradan dernek zaten sonradan oraya cami karar verildikten sonra kuruluyor yani. Anlaşmışlardır mirasçılarla ya. Anlaşmamış. Neyse Sonuçta arkadaş, yoksa bu caminin hani bir örneğin kurşunlu cami değil, bir Alaaddin cami değil. Hani özel tarihi bir şey özelliği yok. Ali arkadaş görmüş o kubbesi orijinal. Ama şey Eskişehir'in en yeşil camisi deniyor işte. Yeşilin yani ötesinde, güzel de bir görüntüsü de var. Abi yeşilin ötesinde bakın ne diyorum. Aynı Sezai Şen de söyledi. Camiler dokunulmaz değil, yıkılabilir. Ama yerine niye, hangi amaçla yıkıyorsun? İşte depremden mi dayanıksız yıkıyorsun? Yoksa daha iyi bir şey mi yapacaksın? Daha kamu yararına
Orada hani cemaatte trafik yoğunluğundan geçemiyor meçemiyor. Onun yerine biz bunu yapacağız ama onun ışığına yapacağız. Kreş yapacağız örneğin. Bilmem ne yapacağız. Yaşlı hizmet merkezi yapacağız. Bir şey yani. Öyle bir şey yapılmak istediğiniz zaman da caddemizin altını mesela bu şey, rahatlıkla işte kreş için ya, yaşlı bakımı. Ya bir şey yaparsın. Yani istersen yaparsın. Burada amaç belli. Ha buysa. Onu yıkıp onun yerine otel yani camiyi ranta dönüştürmekse buna doğru bir iş değil. Peki. Şehircilik açısından da yanlış. Tabii. Yani oranın yoğunluk biraz daha artacak. Zaten orası anası bellenmiş işinden çıkılmaz halde birisi para kazanacak kim şu veya bu fark etmez. İstersen belediye kazansın fark etmez. Zaten satıp durdular arsalar onu da yapmasınlar ya. Zaten yoğunluk orada o cami kalsa da artacak. Bir şekilde oraya cami kalınca, cami kalınca bu kadar değil. Mevcut yoğunluk duracak. Tabii. Yani camiye arabayla mı geliyor adam? Çoğu o bölgedeki esnaf, mesnaf gidiyorsa cemaatin %90'ı o yakın çevredeki insanlar yürüyerek gelir. Çünkü o park edecek yer yok. Yalnız Hal Camii'nin bir faydası oldu. En azından Eskişehir'deki trafik sorununun yani belediye yetkililerimiz tarafından da önemsendiğini anladık buradan. Demek ki önemsiyorlarmış aslında. Nereden çıkarttım onu? Ya benim aklıma geldi de yani demek ki önemsiyorlarmış. Ya eğer önemsiyorlarsa gerçekten Eskişehir'deki trafiği çözmekte bu kadar madem niyetliler. Yani başka yerlerde ne yapacaklar? Her yerde Hal Camii yok ki. Niye başka yerler o zaman gündeme gelmiyor? Ya bizim gelmiyor? Şu bu trafiği de bir konuşuruz. Şu bizim bulunduğumuz yerde bu televizyon binasının. Şimdi bir tane büyük bir şey dikmişlerdi zaten Tepebaşı Belediyesi'nin karşısında. Onun hemen dibine bir büyük bir şey daha, bir koca alışveriş merkezi daha yapıyorlar. Ama trafiği düşünen yok. Hayır, trafiği düşünen şu. Bakın bu planları kim yapıyorsa, boş arazi arkadaş yaparken boş arazide sosyal donatısın. Caddeye çabalı. Şimdi o bakıyorsun ön tarafında tek gidiş. Ya araçlar park etti mi normal araç gidemiyor. Ama bizim sakallar boşuna beyazlamadı yani orayı yaza yaza. Tabii planlamayı yapamamışız. Ya boş arazi. Boş arazide planlama yapamadık biz. Bir de bu kadar yoğunluğu yürütürsen evet. Sadece buranın trafiği değil, buranın buradaki yoğunluk şimdi, tüm kentteki trafiği şunu, etkiliyor. Şunu söyleyeceğim ben. Bakın bu Eskişehir'in bu hal caminin olduğu yerde ne var? İşte kreşçiler vardı, zahireciler falan vardı. Bisiklet tamircisi, mamircisi o yol bu, üniversiteye bu kadar öyleydi. Şimdi Eskişehir, işte bir dönem orası ne vardı? İşte haller bölgesi dediğimiz burada işte hal üretim merkezi yani üretim yapılıyor. İşte meyveler geliyor, sebzeler geliyor, hamallar çalışıyor. Ticaret merkezi. Ticaret gidiyor. Biz şimdi onu ne yaptık? Oradan gittik, eğlence haline getirdik. Yani dönüştürdük. Tamam. Eğlence çok yaptık. Da güzel oldu. Bir yanda da işte AVM var. O da tüketim yeri yaptık. Dolayısıyla artık diyoruz ki bu... O güzel olmadı. Şimdi bir dönüşüm. Bu dönüşüme işte bunu da uydurmak istiyoruz. Ama yok. Ya zaten bu yoğunluk Eskişehir... Zaten uydurula biz Türk evet. Milleti olarak... Bakın hani şimdi şu deniyor ya. Hani Eskişehir trafiği çözülmez. Bu kaçınılmazdır. Ha bu anlayışla... Çünkü trafik illa yeni yol açarak falan çözülmez. Ya mesela bir batçık. Hayır hayır o değil. Farklı yerlere. Sen burayı bu kadar yoğunlaştırırsan 100 tane batçık yapsan gene çözemezsin. Tamam. Şimdi sen bir daire şuradaki kaç metrekare işi o fabrikalar bölgesi belliydi. Arkadaş 2 tane alışveriş merkezini diktirirsen. Bir oraya yapıldı ondan sonra. Hatta yakınında bir üçüncü de var yukarıda. Bu ikisi açılınca o battı. Burası artık işlevi kalmadı. Bunu yaparsan bu kadar işte eğlence merkezinin otelini yaparsan buraya, Eskaz gelirse buraya, Botaş gelirse buraya, öbürü gelirse buraya, kendin hepsi buraya akıyor. Ondan sonra ne o cadde kalıyor, ne Atatürk Caddesi kalıyor, ne Kızılcık Caddesi kalıyor. Tabii canım burada şey millet mi? Yaşıyor. Yani burada bu kadar yoğun. Onun pazarında uyumaya gidiyorlar. Abi, bu kadar yoğunluğu. Orada yatıyorlar, veren, burada eğleniyorlar. Bu kadar yoğunlaştırırsan burayı, o yolları, yarın o da şimdi, işte burası yetmiyor bak şunu söyleyeceğim. Yarın daha da yetmeyecek. Gerçekten gördüğüm bir sürü bina dikiliyor. Şimdi şunu bakın bir şu var. Şimdi ben yollar daracık. Park yok. Hiç otopark yok. Hiçbir şey yok. Kadar yoğunluğu. Hiçbir şey. Yani şimdi altyapı da kaldırmaz. Yarın bunların bak kanalizasyonu da sorun olacak. Tabii. Sana konu çıkar işte Vedat ya Bey. Bana ne çıkacak? Şey düşünsün. Batıyor o da o. Eski genel müdürü düşünsün. Şimdi şunu söyleyeceğim. Bu, bakın şimdi şöyle bir durum var. Şimdi bu olay meclisten geçmiş ya. Geçti falan. Şimdi bunu ilk açıklamayı yapan şu Edirne'den başkanı İbrahim Akar. Yani. Eskişehirliler tabii bir kısmı teşekkür de ediyordu. Bir kısmı da
hakaret ediyordur, o ayrı bir şey. Şimdi bunu söylemese AK Parti meclisleri bunu Eskişehir kamuoyuna duyuracak mıydı? Ben mesela merak ediyorum. Ya duyurmamış zaten. Ya deminden beri Ali Baş onu söylüyorum. Burada bir şey var. Burada bir şey var. Yani bu iş yapılırken kaç tane meclis üyesi var? Hiç mi birinin aklına gelmiyor ya? Hepsinin yani bir tanesinin de aklına şöyle, gelmiyor şöyle bir bu şey planlar oldu yapılırken? Hani mecliste tartışılmaz mı bu iş? Ya örneğin biz de atlamışız, görmemişiz yani biz de. Ya bizim görmememiz çok hayır, normal. Hayır, onlar bu işin içinde. Hayır. Tabii ki o şey. Yani eğer görmemişler ya göstermeye zaman çalışacaklar en şimdi, azından. Şimdi başka şeyleri görüyorsun da açmayalım da. Ya hayır şu anlamda söylüyorum diyelim. Şimdi oraya girdiğimiz zaman tamamen bir de niyet okumaya gireriz bazı şeyleri. Hani sonra acaba onların da mı yani şimdi konuşturma beni ya. Niyet okumayalım. Ya, bir, ama evet, insan ama şu bak, şu an müzik adı kızından saçı alırsın hem de şey açtırırsın. Şunu söylesek yeter. Yani bir tane meclis üyesi bile fark etmemiş mi desek zaten bu soru işareti yeter kamuoyu için. Şöyle bir şey oldu benim görebildiğim kadarıyla. Ya fark etmişler kadarıyla, karşı oy vermişler ama kamuoyuna duyurma gereği duymuşlar. Yani evet o kısımda neden bir eksiklikleri ama olmuş. O kamuoyuna duyurma gereği duymayanlar Hal Camii'nin önünde koşa koşa gittiler. Şimdi onu ne yapacağız? Burada samimiyet yok ki. Orada söylesenize burada Hal Camii var, değerli bir yer. Niye bunu yapıyorsun? Buraya işaret koyalım. Şimdi sen giden parkları makları mı söyleyeyim şimdi sana? Söyleyeyim. Ne söyleyeyim ya Allah Allah. Şimdi bir daha tartışsan senin de başın belaya girer. Hayır şimdi mesela şey de var. Şimdi diyorlar ki. Hadi. Şimdi ben mesela şimdi hem yayını izliyorum bilmiyorum. Hem Büyükşehir Belediye Meclisi hem de Tepebaşı Belediye Meclisi Hasan Ünal var. Harita. Evet. Uzmanı yani. Abiciğim bu cami diyorlar ki fabrika bölgesine yapılacak. Nereye yapılacak? Mesela ben merak ediyorum. Yeşil alana yapılabilir mi? Özel şahsın arsasına kondurulabilir mi? Nereye yapılacak? Diyorlar ki tamam, fabrika bölgesine bir yere yapılacak. Tabii canım o gaz işletmesinin arkasında bir yer var mesela. Ya oraya kim gidecek? Özel şahıs. Hayır özel şahsın mı? Şimdi kamuya ait arazi var mı? Yeşil alana yapılabilir mi? Ya bilemiyoruz şu bölgede hani kamuya dairildi. Zaten orası şey, plan katılım payı diye bir şey orası bir muamma. Çıktı. Yani o hiç bilinmiyor. Vatandaş açısından tam bir muamma. Belki bu tepkilerin çok olmasının sebeplerinden biri. Yani bir muamma olması. Tam yer belli olsaydı ve mevcut camiye yakın bir yer olsaydı. Bak sana söyleyeyim mi? O yeni camiyi de yapsalar şuraya. O caminin yıkılması sıkıntı yaratır. Evet. Ha, yani şimdi şu değil. Bura ihtiyaç mıdır değil midir bilemem. Bir sürü konutlar oluştu. Hani cami ihtiyacı var mıdır yok mudur tartışılır. Gelir ayrı. Ama mesele o değil. Yerine ne yapacaksın arkadaş? Yerine ne yapacaksın? Yoğunluğu arttıracaksın. Otel yapacaksın. Yani yerine yapılacak şey. Otel yapılıp yapılmayacağını da bilmiyoruz. Ya bu turizm deyince ben o da niye yapacaklar? Ya, ama kültür de var. Ticaret, ya, ticaret de abi. Neyse bir süre doluyor herhalde. Evet, bitiyor. Son sözlerinizi alayım. Ali Baş. Ben şimdi cami konusunda tekrar söylediğim gibi evet camiler yıkılabilir, taşınabilir İstanbul'da, Ankara'da her yerde oluyor bu Türkiye'nin her yerinde yapılıyor. Ama burada niyet önemli. Plana uydurmak istiyorsanız abi yıkmak zorunda değilsiniz camiyi. Gerçekten yıkmak zorunda değilsiniz. Kalabilir. Kalmalıdır da. Çünkü baktığınız zaman Eskişehir'in de belli havzası. Şimdi biz mesela ne dedik gittiği zaman şeye? Yani bu Hal Cami isminde bile hal yani orası haller bölgesi. Niye haller işte diyoruz yani eskiden çünkü burada bir şey varmış. En çok eleştirdiğimiz konu neydi bizim geçmişte? Arkadaş bu işçi bulma kuyumu yıkılmasın dedik. Binayı hatırlıyorsunuz değil mi eski binayı? Evet, evet anılarımız var demiştim. Burada dedik ki burası akademinin kurulduğu yer. Yapılmış. Güzel de bir bina. Ya dinletemedik. Yıktılar. Yıktılar gittiler. Kalsaydı ne olurdu? Ne zararı vardı? Şimdi onun için de bu cami. Ya bırakın abi bazı binalar sembol. 65 yılında ama yaşamış. Yeri kıymetli ya. Yıkılmasın kalsın. Yer bulunur. Altın yani değerinde orası. Bir Eskişehir'i sıkıştırmayalım. Ferahlasın. Bakın camiler gidin. Bazı mahalleler örnek veriyorum. Git bahçede evlere git. Gülle'ye git. Yani şu camiler olmasa yeşil alan yok orada. Evet. Yani cami, okul bunların bahçelerindeki yeşil alanlar var. Başka da yok. Onun için buna gerek yok. Biraz, yani tabii şunu da söyleyeyim. Eskişehir kamuoyu da rahat etsin. Hemen belediye dozeri dayamıyor. Bunun olması vakti bitmesi çok uzun zaman alır. Peki. Daha yargı süreci olacak falan.
Peki süren bitti. Evet. Vedat abi son sözünüz var mı? Yok. Yeter. Tamam, başladın mı? Bitmez, başımız derde gelir. Tamam. Sezai Şen. Ya işte bir haller oluyor. Vedat Bey'in dediği gibi. Yani yeri bu kadar değerli olmasaydı sıkıntı olmazdı bence de. Olmaz tabii, hiç olmaz. Çok teşekkür ederim. Değerli yorumlarınız için. Biz teşekkür ederiz. Değerli STV izleyenleri, Eskişehir Nabzı'nın sonuna geldik. Usta Kalemler, Ali Baş, Vedat Alp ve Sezai Şen'le beraber partileri değerlendirdik. Hal Camisi'nin durumunu masaya yatırdık. Biz haftaya aynı gün aynı saatte, yani 20'de Perşembe günü STV ekranlarında olacağız. İyi geceler.